Batır ve kim efendim Türk sinemasının gelmiş geçmiş en değerli ismi saymakla bitmez sevgimiz ve titirleri Cüneyt Arkın efendim bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel sizlerle beraber olmak, bu saatte sizleri ağırlamak. Biz teşekkür ediyoruz Habertürk'e şu anlamda. Bu alkol uyuşturucu gençliğimiz için, geleceğimiz için çok önemli. Bir kanal olarak belli bir süre ve bir fırsat verdiğiniz için inşallah başlangıç olur. Aman efendim, rica ederim. Gerçekten yürekten, yürekten teşekkür ediyorum. Biliyorum çünkü bu işi. Evet. Ne acılar çekildiğini biliyorum. Onun için minnettarım bu kanala. Çok teşekkür ederiz böyle düşündüğünüz için. O zaman hemen başlayalım. Sizin çünkü gittiğinizi, gençlerle buluştuğunuzu, konferanslara gittiğinizi biliyoruz. Bir Yüksel Aytuğ'a yazdığınız mektupta ölmek için içiyordum ibaresini kullanmışsınız. Neden içkiye başladınız? Cüneyt Arkın gibi bir fenomen, Cüneyt Arkın kadar sevilen, değer verilen bir isim. Neden alkole başlar? Benim alkol almam önemli değil. Ben alkol falan almıyordum ayrıca. Öylece ona içmek denmez. Günde 12 saat çalışıyorsun. 16 saat ortalama cumartesi, pazar dahil. Uyku gitti, bitti de biraz. Alırsak uyuruz diye. O sonra da önemli değil. Gençler niye, Türk gençleri niye alıyor alkol? Niye alkol uyuşturucu alma ihtiyacını duyuyor Türk gençliği? Türk gençliği üstelik de. Amerikan gençliği, İngiliz gençliği demiyorum. Türk gençliği. Böylesine bir tarihi süreç içerisinde, böylesine bir kültürden gelmiş, dünyanın en büyük medeniyetini yaratmış, korkunç, muhteşem bir tarihi olan, çok önemli bir milletin gençliği. Niye giderek, artan bir şekilde, yaşla küçülerek, niye alkol ve uyuşturucu alma ihtiyacını duyuyor bu gençler? Niye duyuyor? Hemen soralım arzu ederseniz psikiyatristimize. Neden duyuyorlar efendim? Cüneyt abinin ifade etmek istediği husus bizim milletimizin geleceğiyle ilgili çok önemli bir problemdir. Gençlerin genel olarak sigara, alkol ve uyuşturucu, şunu biz bir arada ele alıyoruz. Bunlara başlamasının değişik sebepleri var. Ama en önemlisi özellikle arkadaşlarından etkilenerek bunlara başlıyorlar. Arkadaşlarından etkileniyorlar. Evet, tabii yapılan bir araştırmaların çoğu arkadaşlarından, topluluklardan etkilenerek bunlara başladıklarını biliyoruz. Genel olarak başlama sebebinin en önemlisi bir özenme. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Biz buna özdeşim diyoruz. Taklit ediyor. Tabii büyüklerini de taklit ediyor bu arada. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi özellikle bu başlama daha ziyade büyük şehirlerde oluyor. Büyük şehirlerin genel olarak göç almış bölgelerinde ekonomik durumlarına bağlı olarak ondan sonra ortaya çıkıyor. Ekonomik durumlar. Yani ekonomik durum önemli. Gençlerin özenmesi önemli ve Yeşilay bu konuda çok değerli çalışmalara imza atıyor. Türkiye'de işsiz sayı oran olarak üniversiteyi bitiren işsizin gençlerin oranı daha yüksek. Ben onu dün söylemiştim. Üniversiteyi bitiriyorsunuz. Mezun oluyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bu kadar emek, bu kadar bilgi, iş yok. Sadece iş yok mu? Yani için güven o da yok. Huzur o da yok. O genç insan kişiliğini ortaya koymak ister. Ben de varım demek ister. Gençliğin en büyük özelliği odur. Peki alkolle mi bunu sağlayacaklarını düşünüyorlar? Başlangıç olarak gençliğin ruh hali, durumu buysa, yani kendini ispat edemiyorsa, kişiliğini gelişmemişse, toplum içinde bir görevi yoksa, verilmemişse, sorumluluğu bir de kendi değerini bilmiyorsa, ortadaysa, kafası karışıksa, ya her yerde bombardıman yiyor gençler şu an şurada. Kafaları karışık. Gençliğin en zayıf gençlik kafasının karışık olduğu andır. Zayıftır. Sağ da çeker, sol düşünce de çeker, alkol de çeker, uyuşturucu da çeker. Tabii en önemli sebep arkadaşları. Profesörümüz. En önemli koruyucu değer de aile değerleri. Ama giderek Türk toplumunda, Türk gençliği nasıl bu kadar küçük yaşta kullanmaya başladı?
Ne oluyor gençlerimize? Yaş seviyesi oldukça düşmüş durumda, öyle değil mi? Ne oluyor gençlerimize? Ben bir şey söyleyeyim mi? 20 yıl geçti bu konuda uğraştıktan. Öyle olaylar gördüm ki annesinin babasını bıçaklayan, parçalayan, annesinin babasının gözü önünde duvardan duvara kendini vurup acıdan kemiklerini kırar. Öylesine olaylar gördüm ki çok canlı olarak biliyorum olayı. Türkiye bıraktı kendini. Kimse ilgilenmiyor kardeşim, olacak şey. Sağ olsun Yeşilay ya. Evet, Yeşilay çok önemli. Siz gayretle Yeşilay koşturup duruyor. Siz de gönül verdiniz Yeşilay'a. Yeşilay... Para veremiyoruz, zaten paraları yok. Paraları yok. Çok değerli gönüllüleri var ama. Abi işte kimse gönül verelim dedik. Siz gençlerle buluşuyorsunuz sık sık konferanslarda. Neler konuşuyorsunuz? 20 yıl oldu. 12 yıl Türkiye'de gezmediğim yer kalmadı. Karış karış gitti Türkiye'de gezerek. Gençlerle karşı karşıya geldim. Önce gençlere bu konularda bilgiler verdik. Sonra yalnız bununla kalmıyor işte. Mesela oradan sonra. Soru cevap bölümünde Türk gençliği tarihine çok meraklı. Çok da önemsiyor ama öğretmiyoruz. Sonra anne babalar gelmeye başladı. Sonra dernekler kuruldu. Yani uzun yıldır uğraşıyorum ama. Ama burada en önemlisi olan ne? Gördüm acı çekenleri. O anne babanın kan, gözlerinden kan geliyor ya. Ya gözünüzün önünde nur ya, nesne olsa tüberküloz oluyorsunuz. O kadar gözünüzün nuru ya. Ölüp gidiyor uyuşturucular gözünüzün önünde. Ve el veremiyorsunuz çünkü bambaşka bir aleme girmiş durumda belli o insan. Dönemden sonra ona hocam söyler, tıp da yardım edemiyorum. Ama yaşıyor ya. Doğru. Alkol uyuşturucuyla mücadelede en etkin araç televizyon. O nedenle size tekrar teşekkür ediyorum. İnsanüstü bir gayretle de Yeşilay. Neler yapıyor o zaman? Hemen Mehmet Bey'e soralım. Yeşilay bu konuda nasıl çalışmalarda bulunuyor efendim? Şimdi hemen arz edelim. Yeşilay'ın kısaca kurumsal yapılanmasından birkaç cümleyle bahsetmek istiyorum. Türkiye Yeşilay Cemiyeti çok köklü bir kurum. Bir asra yaklaşan bir kurum. 1920'lerden beri bu işlerle mücadele ediyor. Ortalama 20 şube 40 temsilcisi var. Türkiye çapında da belli bir kurumsal yapısı var. Bizim yaptığımız iş araba devrilmeden, kaza olmadan gerekli tedbirleri almak, çocuklarımızı, gençlerimizi bilinçlendirmek, şuurlandırmak ve bu tuzaklara düşmelerini engellemek. Bizim işimiz bu. Koruyucu, uyarıcı bilgiler vermek. Tabii bunları nasıl yapıyoruz? Bizim hepimiz gönüllüyüz. Bu işler gönüllülük esasına dayanan işlerdir. Öncelikle tabii okullarda yoğunlaşıyoruz. Geçen yıl sadece İstanbul'da 200 binden fazla gencimize ulaştık. Türkiye'de ortalama kaç bağımlı olduğu düşünülüyor? Şimdi tabii kesin bir rakam vermek mümkün değil. Özellikle madde bağımlılığı konusunda. Tahminimiz 200 binin üzerindedir ama tabii bunlar gizli olduğu için hastane kayıtları da gizlidir. Tedavi için müracaat edenleri de pek paylaşmak istemeyiz. Uyuşturucu saklanıyor. Genelde evet, yani pek bir şey yapmazlar. Pek bilinmesini istemezler. Bizim doğru. De bilmemiz mümkün değil. Ama yaygın olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Ahmet Bey, orada hemen esas sayıdan ziyade başlama yaşının düşük olması. Başlama yaşı kaça? 18'de başlıyor. Çok şaka yapıyorsun. Tabii. Çok üzücü. Sigara yaşı, uyuşturucu kullanma yaşı ilkokul seviyesine indi. Maalesef. Esas üzerinde durmak istediğimiz nokta bu. Bir de toplumun her kesiminde var. Evet. Yani ben işte çocuğumu şu okula gönderirsen bundan muaf o yok. Her kesiminde, her gençlik kesiminde, her aile tehdit ve tehlike altında. Onu özellikle belirtmek lazım. Anadolu Konya'da olmaz, İstanbul'da olur diyemiyorsunuz. Tabii. Türkiye'nin hemen her bölge. Ya ben başladığım zaman Esar'da, Güneydoğu'da falan. Son dönemde gidiyorum. O ötekiler de girmiş enjeksiyonuyla falan, yine kokaini. Şimdi tabii ki ülkemizde şu var. Türkiye neden önemli? Türkiye'de biliyorsunuz 15 milyon çocuğumuz, gencimiz var. İlk öğretim ve orta öğretimde okuyan. Şimdi bunlar bir hedef kitle, bu işleri yapan kimselere üzerinde çok durduğu bir konu, müşteri potansiyeli. Bizim yaptığımız iş okullardan başlayarak çocuklarımızı eğitmek, öğretmenlerimize yeterli bilgileri vermek, öğretmen eğitimleri. Ve bu da hani eski klasik tarzda konferanslardan ziyade biraz daha görsel unsurlara dayanan yayınları var. Çok güzel. Evet, çok güzel. Peki Cüneyt Bey, iş hayatını nasıl etkiliyor bağımlılık? İş hayatı bitiyor. Alkolde bir süre idare ediyor. Kendini de anlatıyor. İşte bir süre sonra bırakırım. Şu kadar alsam ertesi güne. Ama orada kalmıyor. İşte 3 türdeyse 4 oluyor, 5 oluyor.
İşe geç gitmeler, uykulu gitmeler, halsiz gitmeler. Bir kere beyin fonksiyonlarını etkilediği için alkol, orada kayıplar. Ama belli bir düzeye geldikten sonra o iş bitiyor. Peki insanın alkoliyim demesi hangi aşamada söz konusu oluyor? İşte onu kolay kolay diyemiyor. Hmm. Zaten ben alkoliyim dediği zaman... İşi yani, çözmüşsün demek yani. O tedavi yolu açmış, işte o tedavi olabilir. Hmm. Şimdi tabii evet, herkesin, her bağımlının özellikle alkolde dibe vurma noktaları farklı farklıdır. Yani kolay kolay kabul etmezler. Bu bir inkar hastalığı. İstediğim zaman bırakırım falan derler. Normalde öyle değildir. Bağımlıdır ve belli oranlarda bunu tüketmesi gerekmektedir. Bağımlılığın bir özelliği zaten dozu yükselterek devam etmektir. O açıdan hastanelere müracaat eden, tedavi talebinde bulunanlar artık dibe vurmuş kimselerdir. Günümüzde de çeşitli örneklerini görüyoruz. Ve bunlar artık bu işten kurtulmayı, bir de aralarında... En güzel bırakma yolu aralarındaki dayanışmadır. Birbirinin halinden anlayan insanların birbirini teşvik ederek, motive ederek, yardımlaşarak belli bir noktaya getirmeleri. Önemli olan bu. Peki hemen gençlere önerilerde bulunmak istiyorum ben. Neler önermek gerekiyor gençlere? Ne diyorsunuz şimdi? Gençlere fazla bir şey öneremezsiniz. Ailelere önereceksiniz. Aileler nasıl kontrol edebilirler ki Cüneyt Bey? Edecek hiç yok. Ne yapabilir? O senin canın, ciğerin, bütün varlığını. Hocamın söylediği çok önemli. Arkadaş, sabah eşikten ayağını atıp dışarı çıktığın zaman dönünceye kadar oğlun nerede, ne iş yapıyor, saat kaçta, okulda kaçta, nerede, hangi arkadaşlarıyla beraber? Kim o arkadaşları? Ya gençler arkadaşları seçerken bir yerde geleceklerini de seçiyorlar. Başlangıca bir bakın kendi başına oturup almıyor. Can istese bile. %100 arkadaş teşvikiyle oluyor. Onun için anne babanın yapacağı en önemli iş oğlunun ya çocuğunun arkadaşlarının eli ayağı düzgün insanlar olması. Çünkü çeşitli yerlere gittiğimizde bize soruyorlar Yeşile için ne yapabilirim? Bizim cevabımız şu: Yeşile için çocuğuna sahip çık önce. Profesörümüze dönüp sormak istiyorum ben. Yani gençlerin belirli, mesela alkolün hani daha belirli semptomları vardır ama uyuşturucu da işte derler ki göz bebekleri büyür, koku farklılaşır. Yani ailelere görev düşüyor diyorsunuz ama aileler ne yapacaklarının acaba farkındalar şimdi mı? Nasıl kontrol etsinler? Bağımlılık. Tabii sadece uyuşturucu dendiği zaman bir haplar da buna dahil. Tabii. İlaçlar da dahil. Tabii. Bizi Batı itham ediyor. Diyor ki... Amfetaminden bize, tutun da... Yani Batı bize itham ediyor. Batı bize itham ediyor. Diyor ki siz bize uyuşturucu gönderiyorsunuz, öyle değil mi? Diyor. Onlar da bize hap gönderiyorlar. Bizim gençliğimiz, ya yani Türk gençliği, Cüneyt abinin dediği gibi iki taraflı tehdit altında. Evet. Bağımlılığın anlaşılabilmesi için fizyolojik bağımlılık dediğimiz... Mesela 2,5 miligram hap kullanıyorsa 5 miligrama çıkıyor. Biz buna tolerans artımı diyoruz. Bir de bıraktığı zaman ortaya bağımlılık belirtileri ortaya, yoksunluk sendromu dediğimiz tablo ortaya çıkar. Önce böyle uykusuzluk biçiminde, saldırganlık biçiminde, öfke biçiminde belirtiler ortaya çıkar. Daha sonra fizik belirtiler ortaya çıkar. Onlar neler olabilir? İşte terlemeler olabilir, böyle kasılmalar olabilir, öfke hali olabilir, yerinde duramaz ve bir süre sonra da şoka girer eğer tedavi edilmediği takdirde fizyolojik bağımlılık sonucu ölüm meydana gelebilir. Onun için ailelerin burada anlaması gereken nokta, çocuğunun davranışlarında bir değişiklik meydana geliyorsa, ders çalışmasında aksama varsa, eve gidip gelme saatleri değişmişse, arkadaş saatleri değişmişse ve öğretmeniyle de tabii konuşmuş olacaklar. Şunu biliyoruz ki, Cüneyt abinin dediği çok doğru, ailelerin sahip çıkmadığı çocuklarımız daha fazla tehdit ve tehlike altında. Üstelik de bu, biz bunu şey de düşünüyoruz, bir psikolojik savaşın tarafı gibi de düşünüyoruz. Çünkü uyuşturucu çeteleri parçalanmış aile çocuklarını veya sevgi ortamı olmayan aile çocuklarını kendilerine hedef kitle olarak seçiyorlar. Onun için ailelerimiz genel olarak çocuklarının davranışlarındaki değişiklikleri olup olmadığını okulda öğretmenleriyle ve sınıf öğretmeniyle, okuldaki rehberlik öğretmenleriyle mutlaka konuşacak. Şimdi tabii ki Cüneyt Bey'in, Cüneyt Arkın gibi bir fenomenin burada olması ve bu konudan bahsetmesi son derece önemli. Gençlerin hakikaten her zaman çok sevdiği ve filmlerinden feyz aldığı, ilham aldığı bir isim. Onun için Cüneyt Arkın'ın gönüllünüz olması, ki çok değerli gönüllüleriniz var. Bir de doktor. Hekim. Süper. Evet. Eski tabirle hekim. Bak, sayenizde Türk insanına, anne babalara bir şey söyleyeceğim. Lütfen.
Bir, aile değerleri çocuğu korur. Bir evde, bir ailede sevgi, şefkat, merhamet, ilgi, ilişki varsa orada o çocuk o değerlerle büyüyorsa bu tehlikelerden kendini koruyor. Ama kesin kes söylüyorum, nerede olsun, büyük şehirde olsun, ilçede, evden uzak olduğu zaman çocuklarımız nerede, kiminle, ne yapıyor, hatta nerede oturmuş, ne içiyor, Coca-Cola mı, bira mı, her şeyi bilecek. Nasıl, gizli gizli mi takip etsinler? Nasıl? Çok zor. O gayet kolay canım. Çocuğuyla sağlıklı iletişim kuracak. Ondan dost olacak. Ya çocuğu çok sıkmayacak, ikna edecek o. Başka bir şey de. O gayet kolay o. Yani anne baba ona gayret etse çocuğu belli yere gidiyor işte. O ne? Yani belli semtler var, belli arkadaşlar. O, tamam. Oraya gidiyor, okulu belli. İkincisi en önemlisi, az önce söylediğiniz o çok önemli. Nasıl anlayacak anne baba? O kadar kolay anlaşılır ki ya. Sağlıklı, normal, neşeli bir çocuğun hali başkadır. Yanakları kırmızı, gözleri pırıl pırıl, toz, seninle konuşur, geçir. Başlarsa alkol uyuşturucu. Kaçar. İştah kesilir, uykusu, huysuzluk. Dünyanın en... İnanın bana, 2-3 kullanımda uyuşturucunun anne baba dikkat ederse o çocuğa haber anlarlar. Onun için de dikkat edecek. Çünkü Türkiye'de artık uğraşmıyor kimse bu işlerle, ilgili hariç. İnsan üstü gayretlerle, evet. Yani kimse uğraşmıyor. Devletin umrunda değil. Bırakmış garibim gençler istediği gibi. Nereye gidiyor? Ailelere düştü bu iş. Şimdi o noktada kısa bir... Ailelere düştü. O noktada bir ilavede bulunmak istiyorum. Biz tabii Yeşilay 80 yıldır bu işlerle uğraşıyor. Bugüne kadar en çok, en iyi faaliyeti yapan şu anda mevcut hükümet, işte sigara yasasının çıkması, alkolle ilgili Ulusal Alkol Kontrol Programı çalıştayının oluşturulması. Şimdi alkolle ilgili bazı düzenlemeler yapılacak. Bizim talebimiz şudur. Sigarada belli bir toplumsal mutabakat sağlanmış durumda. Sigaranın zararlı olduğunu herkes bilir. Çünkü bunda medyanın da çok etkisi oldu. Her gün sigarayla aleyhine yüzlerce haber çıkartıldı. Bizim talebimiz şu. Sigaranın zararlı olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Evet. Üzerine yazıyor muyuz? Yazıyoruz. Alkol de zararlı. O halde onu da zararlarının üzerine yazalım. Çocuklarımızı, gençlerimizi özendirmeyelim. Bizim... Tabii sadece alkol değil, uyuşturucu. Sigara, uyuşturucu tabii. Vesaire. Yerlerini. Son dakikamıza girdik. Ben şeyi söylemiyorum. Bu hükümet önemli değil benim için. Yani diyeceğim bu hükümette bir gayret var, tamam da. Bu hale kadar nasıl geldi bu gençlik? Bütün hükümetler suçlu. Evet. Bütün hükümetler suçlu. Şimdi bu zaten anayasal bir görevdir. Anayasanın 58. maddesi hükümetleri bu görevi hükümete verir. Biz bunu gönüllü bir kuruluş olarak üstlenmiş elimizden, yani devletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim de onlardan taleplerimizi asgari ölçüde karşılarlarsa memnun oluruz. Gönül ister ki çok uzun zamanımız olsun sizlerle. Konuşacak çok konumuz var. Bu bir başlangıç olsun. Devam edelim İnşallah. Sizlerle yayınımıza. İnşallah. Yani sizden... Çok... Son bir cümle alayım bu uyuşturuculuk bağımlılıkla bakın ilgili sevilen ben günde 12 saat çölde Ağustos ayında kılıç sallıyor kavga ediyordum. Evet. Atım yoruluyordu. 3 at değiştiriyordum. Evet. Yine ben ayaktayım. Öylesine bir güç. Evet. Söylediğim gibi ben öyle her gün işe falan değil. 6 ayda yılda bir kere ama dozu kaçardı. İnanın günde 3 atı yoran, dövüşen adam, ben alkol almaya o şekilde devam etseydim ya ben ölmüştüm ya da tımarhanedeydim. Yani gençler, anneler, babalar işte. Yani fakat sizin bunu açık yüreklilikle ifade etmeniz de çok takdire şayan bir davranış Cüneyt Bey. Çünkü insanlar içlerinde tutarlar. Hele ki sizin gibi bir fenomen oldularsa bunu itiraf etmez insanlar. Ben bütün kusurlarımla, zaaflarımla, yenilgilerimle, şununla bununla ben insanım. Her şekilde insanım. Tabii ki doğruyu söyleyeceğim. Öyle gençler bilsinler işte. Bilsinler. Tabii. Ve Cüneyt Arkın bile içkiye... Yenildiyse içkiye. Herkes yenilebilir. Üç atı yoran, yenen, yüzlerce kalifiye fethiden, binlerce... Ordular bozan Cüneyt Arkın alkolü yenildiyse kardeşim ya. Öyle diyorlar. Bir bardak al, bir şey olmaz ki bak. 2-3 bardakla başlıyor yahu. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere, bizlerle beraber olduğunuz için. Efendim, bugünün de sonuna geldik. Bu çok değerli konuklarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Önemli bir konuya değindik. Lütfen bu tabii ki yetkili isimlere söylemek düşer. Fakat ben de programın sunucusu olarak hatırlatmak istiyorum. Evlatlarınıza sahip çıkın. Çünkü her şey annede babada bitiyor. Bakın görüyorsunuz. Tabii belki biraz da anneler biraz daha fazla. Çünkü çocuklarıyla daha fazla haşır neşir olduklarını varsayarsak. Önümüzdeki
Önümüzdeki hafta tekrar beraber olacağız. Burası Hafta Sonu et habertürk.com'dan. Lütfen her konuda bize ulaşın. Hoşçakalın.